Merhaba VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldin. TYT Fizik kampımıza Optik'in son konusuyla devam edeceğiz. Artık optikten bıktığını, illet geldiğini ben de biliyorum. Gerçekten ben de yoruldum. TYT'nin en uzun konusu. Ben bu konunun başında ne demiştim sana? Optik bittiğinde optiğe şu şekilde tik atmayacaksın. Kalemi şöyle tutacaksın ve şöyle tik atacaksın. Çünkü bunu hak ettiğin demiştim. İşte ne demek istediğimi umarım anlamışsındır. Çünkü optik çok uzun bir konuydu ama artık sonuna geldik. TYT sınavında bazen iki tane bile soru gelen bir konuydu. Geçemezdik. Bütün detaylarıyla öğrenmemiz gerekiyordu ve öğrendik. Ama artık sonuna geldik. Renkler optiğin samimi olarak söylüyorum en kolay, en keyifli, en renkli konusu. O yüzden hiçbir şekilde zorlanmayacaksın bu konuyu. 2018 TYT sınavında bu konudan soru geldi. Bu sene neden gelmesin diyoruz. Ve renkler kitabımızdan sayfa kaçta başlıyor hemen bakıyorum. 258. Eğer 258 açtıysan dersimize başlayalım. Güneşten gelen ışık beyaz ışık olduğuna göre biz cisimleri neden renkli görüyoruz? Kırılma konusunda biz beyaz ışığın içerisinde bütün renklerin mevcut olduğunu görmüştük. Örneğin elimizde kırmızı bir kitap olsun. Bu kitabın üzerine beyaz ışık düşürdüğümüzde aslında kitabın üzerine hem yeşil ışık göndermiş oluyoruz. Çünkü beyazın içerisinde bütün renkler var. Hem mavi ışık göndermiş oluyoruz hem de kırmızı ışık göndermiş oluyoruz. Hepsini gönderdik. Ama kitap sadece kırmızıyı tanıyor. Yeşili tanımıyor. Tanımadığı için yeşilin buradan yansımasına izin vermiyor. Maviyi tanımıyor. Onun da buradan yansımasına izin vermiyor. Ama kırmızıyı tanıdığı için sen geç diyor. Sen tanıdıksın diyor. Sen bendensin diyor. Buna bir torpil uyguluyor ve kırmızı yansıtıyor. Dolayısıyla bizim gözümüze sadece kırmızı renk ulaştığı için biz bu kitabı kırmızı kitap olarak görüyoruz. Yani beyaz ışığın içerisinden sadece kitap kendi renginin yansımasına izin verdiği için, diğerlerini soğurduğu için biz bu kitabı kırmızı görmüş oluyoruz. İkinci soru, bir cismin siyah görülebilmesi için gözümüze siyah ışın mı geliyor? Hayır, siyah ışın diye bir şey kesinlikle yok. Peki bir cisim nasıl siyah görünüyor? Eğer bu cismin üzerine biz beyaz ışık değil de sadece mavi ışık gönderseydik, Kitap bu mavi ışığı tanımayacaktı. Dolayısıyla yansıtmayacaktı. Yansıtmadığı için de gözümüze hiçbir ışık gelmeyecekti. Bizim gözümüze hiçbir ışık gelmezse biz o cismi siyah görürüz. Yani siyah ışın diye bir şey yok. Sadece kitaptan gözümüze hiçbir renk yansımazsa biz onu siyah görmüş oluruz. Üçüncü soruya gelelim. Renkli bir kitap siyah görünebilir mi? Aynen az önce açıkladım. Eğer kitap üzerine gelen ışığı tanımazsa ve onu soğurursa, yani yansıtmazsa biz o kitabı siyah renk olarak görmüş oluruz. Şimdi beyaz ışığın içerisinde bütün renkler olduğunu ve renklerin kırılma sırasının unutulmaması gerektiğini daha önceki videoda söylemiştim. Neydi bu sıra? Kutu sayamam şeklindeydi. Lütfen bu sırayı unutma. Bu sıra birçok soruda bizim işimize yarıyor. Işık renkleri, ışık renkleriyle boya renklerini birbirine kesinlikle karıştırmaman gerekiyor. Işıkta 3 tane ana renk bir araya geldiği zaman beyazı verir ama boya renklerinde 3 tane ana renk bir araya geldiğinde siyahı verir. Yani boya renkleri bambaşka renkler, ışık renkleri bambaşka renkler birbirine kesinlikle karıştırmaman gerekiyor. Şimdi burada bir ana renk, bir de ara renk kavramı var. Ana renkler üçü bir araya geldiğinde beyazı veren renklere ışığın ana renkleri diyoruz. Yani kırmızı ana renklerden bir tanesi mavi ana renklerden bir tanesi, yeşil de ana renklerden bir tanesi. Bu üçü bir araya geldiğinde beyazı verir. Kırmızı ve mavi bir araya geldiğinde magentayı verir. Magenta mora benzeyen bir renktir. Mavi ve yeşil bir araya geldiğinde siyanı verir. Turkuaza benzeyen bir renktir. Kırmızı ve yeşil bir araya geldiğinde de sarıyı verir. Şimdi bunlara da ara renkler diyoruz. Yani ana renklerle karışımlarıyla elde edilen renklere ara renkler diyoruz. Şimdi ara renkleri birçok öğrenci karıştırıyor. Yani sarı kimle kimden oluşuyor? Magenta kimle kimden oluşuyor? Bunlar genelde karıştırılıyor. Burada maç yasak mı maç diye sana bir kodlama yaptıracağım. Hani erkekler genelde çok maç izlemek ister. Eşleri de çok araları yoktur ya futbolla. Dolayısıyla erkeklere izletmek istemezler maçı. Ya yine mi maçın var falan derler. Onlar da böyle isyan ederler. Ya maç yasak mı maç kardeşim derler. İşte maç yasak mı maçı aklında tut bu ara renkleri hiç unutmayacaksın. Şimdi buradaki sesli harfleri hiçbir şekilde görmeyeceksin. Sessiz harfler bize her şeyi anlatıyor. Buradaki M mavi. Mavi ve yeşil bir araya geldiğinde aralarındaki siyanı oluşturuyor. Daha sonra yeşil ve kırmızı bir araya geldiğinde aralarındaki sarıyı oluşturuyor. Kırmızı ve mavi bir araya geldiğinde aralarındaki magentayı oluşturuyor. Yani magenta, siyan ve sarının ara renkler olduğunu unutmayacaksın. Kırmızı, mavi ve yeşilin de ana renkler olduğunu unutmayacaksın. Ama bu ışık için geçerli. Şimdi burada ana renklerle ara renkleri topladığımızda beyaz elde edilebiliyor. Bazı sorularda böyle sorulabiliyor. Şimdi siyan hangi renklerden oluşuyor? Yeşil ve maviden oluşuyor. E burada da kırmızı var. dolayısıyla yeşil, mavi, kırmızı. Zaten üçü bir araya geldi mi sonuç, sonuç beyaz olur. Şimdi maviye sarı ekliyorsun. Sarı demek zaten kırmızı ve yeşil demek. Dolayısıyla mavi, kırmızı, yeşil bir araya geldiğinde beyazı elde ediyorsun. Şimdi magenta demek mavi ve kırmızı demek. Sen buna bir de yeşil eklersen yeşil, mavi, kırmızı 3 tane ışığın ana rengi bir araya gelirse beyazı elde etmiş oluyorsun. Şimdi ışık renkleriyle boya renklerini kesinlikle birbirine karıştırmaman gerekiyor. Zaten bu konunun en önemli kavramı bu. Işıktaki ana renkler boyadaki ara renklerdir. Işıktaki ana renkler de boyadaki ara renklerdir. Yani yerleri değişiyor. Yani sen ışığı güzel bir şekilde öğrenirsen, yani bu maç yasak mı maçı güzel bir şekilde öğrenip hangilerinin ara renk, hangilerinin ana renk olduğunu öğrenirsen diyeceksin ki ışık renklerinin tam tersi de boya renkleridir diyeceksin. Şimdi ışıkta 3 tane ana renk bir araya geldiğinde hangi rengi veriyordu? Klimayı kapatayım. Bayağı bir üşüdüm. Terliyorum diye klima açıyorum. Bu sefer de üşüyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi ışıkta 3 tane ana renk bir araya geldiğinde beyazı veriyordu. Ama boya renklerinde 3 tane ana renk bir araya geldiğinde siyahı verir. Sana bunun deneyini de izleteceğim. Şimdi boyadaki ana renkler siyandır, magentadır, ve sarıdır. 3 tane boyanın ana rengi bir araya geldiğinde siyah rengini verir. Ara renkler ise mavi, yeşil, yeşil yazalım şuraya ve kırmızıdır. Kısacası ışığın tam tersi. Şimdi burada da birçok öğrenci zorlanıyor. Yani diyor ki mavi hangisiyle hangisinin karışımıydı? İşte yeşil hangisiyle hangisinin karışımıydı? Ben burada kendimce bir yöntem uydurdum yine senin için unutmaman için Işık renklerinden destek alacağım. Aslında ışık renkleriyle boya renkleri farklı. Ama oradan destek alarak bunu da rahat bir şekilde açıklayabiliyorum. Şimdi siyan ile hangisi bir araya gelince magentayı veriyor? Onu hani nasıl ortaya çıkartıyorum? Siyan rengini ışıktan hatırla. Siyan hangisiyle hangisinin bir araya gelmesiydi? Neydi? Mavi ve yeşildi değil mi? Mavi ve yeşil olarak düşün bu siyanı. Siyana magenta eklediğin zaman magenta hangi renklerde? Onu da şuraya yazıyorum hemen. Magenta da kırmızı ve mavi değil miydi? Kırmızı ve mavi. Şimdi bu ikisini topladığında kimler iki tane oluyor? Maviler iki tane oluyor. İşte gördün mü? Güçlü olan mavi olduğu için sonuç mavi olarak ortaya çıkıyor. Yani boya renklerinde de ışıktaki renklerden destek alarak siyan ve magentanın neyi vereceğini hemen ortaya çıkartmış oluyorsun. Mesela siyan ve sarı. Hemen diyeceksin ki ya siyan yeşil ve mavi demekti. Sarı da kırmızı ve yeşil demekti. Hangileri iki tane oluyor bir araya gelince yeşiller. Bak sonuç yeşil oluyor. Böyle aklında tutabilirsin. Mesela magenta neydi? Kırmızı ve mavi. Peki sarı neydi? Yeşil ve kırmızı. Hangileri iki tane oldu? Kırmızı. Bu ikisinin toplamı kırmızıyı verir. Böyle aklında tutabilirsin. Şimdi boya renklerinde de Ana renklerle ara renkler toplandığında siyahı verebiliyor. Böyle sorular gelebilir. Şimdi siyan ve kırmızı bir araya geldiğinde siyah olur. Çünkü kırmızının içerisinde zaten magenta var. Magenta var ve sarı var. Dolayısıyla sarı, magenta ve siyan 3 tane boyanın ana rengi bir araya geldiğinde siyahı veriyor. Şimdi sarı ve mavi. E mavi zaten ne demek? Siyan ve magenta demek. Dolayısıyla siyan, magenta ve sarı bir araya geldiğinde yine... Boyanın ana e, boyanın ana renkleri bir araya gelince siyahı veriyor. İşte magenta ve yeşil, yeşil kimle kimin toplamı siyan ve sarı. Yani sen burayı siyan ve sarı diye düşün. Siyan, sarı ve magenta bir araya geldiğinde yine boyanın siyah rengini oluşturmuş oluyor. Şimdi bununla ilgili bir deney izleyelim. Önce ışık renkleriyle ilgili deneyimizi izleyelim. Işıktaki ana renkler hangisiydi? Kırmızı, yeşil, mavi. Bunların bir araya gelmesiyle beyaz renk oluşuyordu. Hemen bakıyorum. Kırmızı, yeşil ve mavi üçünün de bir araya gelmesiyle kesişim bölgesinin beyaz olduğunu görüyorsunuz. Mavi ve kırmızının bir araya gelmesiyle magenta. Mavi ve yeşilin bir araya gelmesiyle siyan, diğer adı turkuaz. Yeşil ve kırmızının bir araya gelmesiyle de sarının oluştuğunu görüyoruz. Bu ışık renkleriydi. Şimdi bir de boya renkleriyle ilgili bir deneyimiz var. Önce bir kaba sarı renkli bir boya, bir sıvı dökülüyor. Daha sonra bunun üzerine magenta rengi dökülüyor. Boyanın ana renkleri. Sarı döküldü, magenta döküldü. Üzerine bir de siyan döküldüğünde oluşan rengin siyah bir renk olduğunu görüyoruz. Cisimlerin renkli görünmesi. Şimdi burada kırmızı bir yüzeyimiz olsun. Bu bir kitap olabilir veya herhangi bir cisim. Kırmızı kitabın üzerine eğer sen hem kırmızı hem yeşil hem de mavi ışık gönderirsen. Zaten bu üçünün bir araya gelmesi hangi ışığı veriyordu? Beyaz ışığı veriyordu. Kırmızı bir kitabın üzerine sen beyaz ışığı gönderirsen, beyaz ışığın içerisindeki kırmızı sadece kırmızının geçmesine izin verir. Yani sadece kendi tanıdığı, kendi akrabasının geçmesine izin veriyor. Maviyi ve yeşili tutuyor. Bunları soğuruyor, geçirmiyor. Sadece kırmızıyı geçirdiği için gözümüze gelen ışık kırmızı olduğu için biz bu kitabı kırmızı görüyoruz. Şimdi eğer kitabımız yeşil ise o zaman da Kırmızı soğuruluyor, mavi soğuruluyor. Bunlar tanımadığı için bunların geçmesine izin vermiyor. Sadece yeşili tanıdığı için yeşilin geçmesine izin veriyor. Ve biz bu kitabı yeşil olarak görmüş oluyoruz. Kitabımız mavi ise o zaman da kırmızı ve yeşili soğuruyor. Sadece mavi tanıdığı için mavinin yansımasına izin veriyor. Bizim gözümüze gelen ışık mavi olduğu için biz o kitabı mavi görüyoruz. Eğer hiçbir ışık gözümüze gelmezse biz o kitabı ne görüyoruz? Siyah görüyoruz. Onu da unutma. Şimdi geldik burada bu olayı biraz daha pekiştirelim. Çift renk sarı. Ne demek bu? Sarı rengin içerisinde aslında kırmızı vardır, yeşil vardır ama tek renk sarı diye soruda özellikle belirtirse o zaman o sarı karışım olan sarı değil, orijinal sarıdır. Yani içinde kırmızı ve yeşil olmayan bir sarıdır demen gerekiyor. Ama çift renk sarı yani sana bir soruda eğer Sarı derse sadece sen onu çift renk olarak düşüneceksin. Hem kırmızı hem de yeşil olarak düşüneceksin. Ama soru sana şöyle bir şey belirtirse mesela tek renk bir sarı ya da orijinal sarı bu şekilde doğal ışık, doğal sarı ışık derse yani direkt sarı renge vurgu yaparsa, karışım olmadığını vurgularsa sen diyeceksin ki bunun içerisinde kırmızı ve yeşil yok. Bu orijinal sarı diyeceksin. Yani Kutu sayamam şeklinde kodlarken kullandığımız burada sarı var ya işte bu sarı tek renk sarıdır. Yani orijinal sarıdır. Bunun içerisinde kırmızı ve yeşil olmaz. Ama çift renk sarının içerisinde hem kırmızı hem de yeşil var. Şimdi biz buraya hem kırmızı göndermiş oluyoruz, sarı göndererek hem de yeşil göndermiş oluyoruz. Dolayısıyla yeşil rengi kırmızı tanımıyor. Dolayısıyla da bunu soğuruyor. Yani yansıtmıyor. Ama kırmızıyı tanıdığı için onu yansıtıyor ve bizim gözümüze kırmızı geldiği için biz bu kitabı şu anda kırmızı olarak görürüz. Şimdi magenta hangi renkleri tanır? Magenta maviyi ve kırmızıyı tanır. Çünkü onlardan oluştu. Dolayısıyla üzerine gelen kırmızı ışığı tanır. Çünkü onun renklerinden bir tanesi. Ve kırmızının yansımasına izin verir. Yani biz bu kitabı kırmızı olarak görmüş oluruz. Şimdi yeşil rengi gönderiyoruz siyanın üzerine. Siyan yeşili tanır mı? E tanır çünkü siyanın içerisinde hem yeşil hem de mavi var. Tamam. Yeşil tanıdığı bir renk olduğu için, kendini oluşturan bir renk olduğu için yeşilin geçmesine, yani yansımasına izin verir. Dolayısıyla da bizim gözümüze yeşil geldiği için biz bu kitabı yeşil olarak görürüz. Şimdi sarı renk. Sarı renk eğer aksi belirtilmediği sürece kırmızı ve yeşil olarak düşünülmesi gerekiyor. Sarıyı gördüğün an diyeceksin ki bu kırmızı ve yeşildir. Şimdi üzerine ne geliyor? Mavi. Şimdi mavi ışığı Kırmızı tanır mı? Tanımaz. Yeşil tanır mı? Tanımaz. Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde yansıma şansı yok. Yani bizim gözümüze hiçbir ışık gelmez. Biz bu kitabı siyah olarak görürüz. Şimdi mavi kitap. Bu da kırmızı ışık. Mavi kırmızıyı tanır mı? Tanımaz. Dolayısıyla kırmızıyı soğurur. Yani yansımasına izin vermez. Gözümüze hiçbir ışık gelmediği için biz siyah olarak görmüş oluruz. En altta bir cümle var. Bu ışıklara beyaz ışıkla bakılsaydı, pardon, bu cisimlere olacak burası. Bu cisimlere eğer beyaz ışıkla bakılsaydı, herkes kendi renginde görünürdü. Çünkü beyaz ışığın içerisinde bütün renkler olduğu için bu cisimler de kendi renklerini yansıtacaklar. Dolayısıyla bütün kitaplar kendi renginde görünürdü. Eğer beyaz ışıkla bakılsaydı. Şimdi ışık filtreleri Yine burada akrabacılık oluyor, arkadaşçılık oluyor, herkes tanıdığını geçiriyor, tanımadığını geçirmiyor. Yani filtre ışığı süzen aletlerdir. Şimdi kırmızı filtrenin üzerine sen bütün renkleri gönderirsen kırmızı sadece kendi tanıdıklarının geçmesine izin verir. Yani kırmızının geçmesine izin verir zaten kendi rengi bir de komşusunu tanır. Yani biraz komşusunu tanır. Kırmızının komşusu turuncu olduğu için turuncunun da buradan zayıf bir şekilde geçmesine izin verir. Ama Güçlü geçen kırmızı olduğu için biz şu anda kırmızı ışığı görürüz. Yani turuncu ışığı görmeyiz. O zayıf geçer. Yani hangi ışıklar geçer derse kırmızı ve turuncu diyeceğiz. Yani soru bize bunu sorarsa ama biz hangi renk görürüz derse turuncu zayıf bir şekilde geldiği için gözümüze ulaşamaz ama kırmızı güçlü geldiği için gözümüze ulaşır ve biz kırmızı görmüş oluruz. Zaten buradaki sarı, yeşil, mavi, mor bu filtre tarafından tanınmadığı için karşıya geçilmesine izin verilmiyor. Bu kadar basit. Yani torpil uygulayacağız. Tanıdığımızı geçireceğiz, tanımadığımıza dur diyeceğiz. Olay bu kadar basit. Şimdi yeşil filtre yeşil ne yapar? Kendisini tanır zaten. Dolayısıyla kendi rengini güçlü bir şekilde karşıya geçirir. Bir de komşularını zayıf bir şekilde geçirir. Yani maviyi böyle biraz zayıf bir şekilde, sarıyı da böyle biraz zayıf bir şekilde geçirir. Hangileri geçer derse sarı, yeşil, mavi diyeceğiz. Ama gözümüz bu cismi hangi renk görür derse güçlü gelen yeşil olduğu için yeşil görür dememiz gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. Buradaki filtre mavi. Haliyle mavi tanıdığı için mavi direkt güçlü bir şekilde geçirecek. Komşuları yani üstü ve altındaki komşularını da zayıf bir şekilde geçirecek. Hangilerini geçirir derse bu üçünü geçirir diyeceğiz. Hangi renk görünür derse güçlü gelen yani mavi olarak görünür diyeceğiz. Magenta filtre. Magenta hangi renklerden oluşuyor? Kırmızı ve maviden oluşuyor. Dolayısıyla kırmızı zaten kendisini oluşturan renklerden bir tanesi olduğu için bunu direkt güçlü bir şekilde geçirecek. Mavi de kendisini oluşturan renklerden bir tanesi. Bunu da güçlü bir şekilde geçirecek. Magenta ile morun rengi birbiriyle aynı renk olduğu için buradaki morun da geçmesine izin verir. Dolayısıyla bizim gözümüze güçlü bir şekilde hangi ışıklar ulaşmış oluyor? Hem kırmızı hem mavi hem mor. E bunların bir araya gelmesi zaten magentayı oluşturduğu için biz bu cismin rengini magenta olarak görürüz. Şimdi siyan filtre. Siyan filtre hangi renklerden oluşuyor? Yeşil ve maviden oluşuyor. Dolayısıyla yeşilin geçmesine direkt izin verecek ve yeşil karşıya güçlü bir şekilde geçecek. Aynı şekilde mavi de güçlü bir şekilde geçecek. Pardon renk değiştirelim. Mavi de güçlü bir şekilde geçecek. Dolayısıyla yeşil ve mavi güçlü bir şekilde gözümüze ulaştığı için biz bu cismin rengini siyan olarak görmüş olacağız. Sarı filtre, sarı hangi renklerden oluşuyor? Kırmızı ve yeşilden oluşuyor. Dolayısıyla kendi tanıdığı renkleri direkt geçirecek. Yani kırmızının geçmesine direkt izin verecek bir. Yeşil de onu oluşturan renklerden bir tanesi olduğu için yeşilin de direkt geçmesine izin verecek. E kendi rengi zaten sarı renk. Dolayısıyla kendi renginin geçmesine de izin verecek tabii ki. Yani sarı da karşıya geçecek. Üçü de güçlü bir şekilde karşıya geçtiği için bizim gözümüz bu cismi hangi renk görmüş olacak? Kırmızı, yeşil, sarı. Hepsinin bir araya gelmesi zaten sarıyı veriyor. Yani biz bu cismin rengini sarı olarak görmüş oluruz. Bir tane örnekle devam edelim. X ve Y boyaları ile magenta renkli boya şekildeki gibi uygun oranlarda karıştırılıyor. Şekilde verilen renkler gözlendiğine göre bu boya renkleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? Şimdi boyada ana renkler neydi? Siyan, magenta ve sarı. Peki ara renkler neydi? Mavi, yeşil ve kırmızı. Peki hangi ana renkler karıştığında hangi ara rengi veriyordu? Burada kimden destek alıyorduk? Işık renklerinden. Şimdi siyan ışık renklerinde hangi renklerin bir araya gelmesiyle oluşuyor? Yeşil ve mavi. Peki magenta hangi renkler? Kırmızı ve mavi. Hangileri iki tane oldu? Mavi. O zaman bunun sonucu mavidir diyoruz. Buraya geldiğimizde sarı ışık renklerinde kırmızı ve yeşilin toplamıdır. Siyan da mavi ve yeşilin toplamıdır. Burada yeşiller iki tane olduğu için sonuç yeşil olacak. Buraya geldiğimizde sarı neydi? Kırmızı ve yeşil. Magenta neydi? Mavi ve kırmızı. Hangileri iki tane oldu? Kırmızı. O zaman bunun sonucu kırmızı olacak diyoruz. Şimdi buradaki renk magenta olduğu için ben bunun kırmızı ve mavi olduğunu şuraya yazayım. X ve Y'nin toplamı yeşili veriyorsa yeşil burada. Demek ki X ve Y'den bir tanesi sarı olmalı, bir tanesi de siyan olmalı. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani X'in sarı olma ihtimali var ya da siyan olma ihtimali var. Ya da Y'nin sarı ya da siyan olma ihtimali var. Yani bunlardan bir tanesi sarı, bir tanesi siyan. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Şimdi A şıkkı diyor ki X boyası siyandır diyor. Olabilir mi? Olabilir. B şıkkı X boyası sarıdır diyor. Şey Y boyası sarı olabilir mi? Evet olabilir. K bölgesi mavidir diyor. Şimdi K bölgesi mavi olabilir mi? Hemen bakalım. İnceliyorum. Şimdi burada bir kere burada bir tane mavi var. Eğer yukarıdan da bir tane mavi gelirse maviler ikiler. Dolayısıyla da K bölgesi mavi olur. Eğer X boyası siyan ise siyanın içerisinde de mavi ve yeşil olduğu için alt tarafta da bir tane mavi olduğu için iki tane mavi bir araya gelir ve K bölgesinin mavi olma ihtimali var. Yani yanlış diyemeyiz. Peki Y boyası mor ışığı yansıtır diyor. Y boyası ya sarı ya siyan. Moru neden yansıtsın? Moru tanımaz ki. Dolayısıyla da yansıtmaz. Yani bu yanlış. Mor renk magentaya benzeyen bir renk. Yani Y boyası eğer magenta olsaydı moru yansıtırdı. Ama sarı ya da siyan moru neden yansıtsın? Peki L bölgesi kırmızı olabilir mi? Olabilir. Eğer Y boyası sarı ise sarının içerisinde de kırmızı ve yeşil var. Buradan da bir tane kırmızı geldiği için iki tane kırmızı bir araya geldiğinde L bölgesini kırmızı yapar. Dolayısıyla böyle bir ihtimalle vardır. Karanlık bir ortamda kırmızı yeşil noktasal ışık kaynakları ile bir beyaz top şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Topun M merkezi ile K ve Y kaynakları aynı yatay düzlemdedir. Topa üstten bakan bir gözlemci hangi renkte görür diyor. Şimdi haliyle burası yeşille aydınlatıldığı için İkinci bölge yeşil olur. Üçüncü bölge yeşil olur. Çünkü yeşil buraya ışıklarını gönderiyor. Bu kürenin bu topun arka tarafına ulaşamaz ama kendine bakan tarafını yeşile boyar. Şimdi kırmızı da üstten geliyor ışık kaynağından renkler. Dolayısıyla bu bölgeye ışığını verir. Bu bölgeye kırmızı gelir. Bu bölgeye de kırmızı gelir. Yani şu iki numaralı bölgeye hem yeşil hem kırmızı geldi. Bunların toplamı sarıyı verir. Bir numaralı bölgeye sadece kırmızı geldi. 4 numaralı bölgeye ne kırmızı ne de yeşil geldi. Yani burası siyah olacak. 3 numaralı bölgede yeşil olacak. Şıkları incelediğimizde birin kırmızı olduğunu biliyorum. İkinci bölgenin sarı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla cevap çıktı. Üçüncü bölge yeşil. Dördüncü bölgede siyah olması gerekiyor. Buraya geldiğimde beyaz ışık altında kırmızı domates, sarı muz ve yeşil biber yeşil filtrenin arkasından bakıldığında hangi renkte görünür diyor. Şimdi burada sarı için ekstra hiçbir şey belirtilmediğinde bu sarı çift renk sarı olarak düşünecek. Yani tek renk sarı diye özellikle belirtilmiyorsa biz buradaki muzun rengini hem yeşil hem de kırmızının toplamı olan sarı gibi düşüneceğiz. Bu zaten kırmızı bu da zaten yeşil. Şimdi beyaz ışık buraya vuruyor. Yani bütün bölgeye beyaz ışığı gönderdik. Beyaz ışığın içerisinde bütün renkler yok mu? Var. Şimdi domates sadece kırmızı rengi tanır. Dolayısıyla sadece buradan kırmızının yansımasına izin verir. Ancak yeşil filtre kırmızıyı tanımayacağı için göze ulaşamaz. Dolayısıyla da domates göze hiçbir renk gönderemediği için domates siyah olarak görünmüş olur. Yani domatesimiz siyah görünecek. Peki muz hangi renk görünür? Yine beyaz ışın içerisinde bütün renkler var. Mavi var, yeşil var, kırmızı var, hepsi var. Haliyle. Yeşil renk geldiğinde muz onu tanımayacak mı? Tanıyacak. Çünkü sarının içerisinde yeşil var. Yeşil renk buradan yansıyacak. Filtre de yeşil olduğu için onu tanıyacak ve onu geçirecek. Bir de sarı kırmızıyı da tanır. Dolayısıyla kırmızı renginde kendi üzerinden yansımasına izin verir. Ama yeşil filtre kırmızıyı tanımaz, kırmızıyı geçirmez. Dolayısıyla gözümüze yeşil gelemez. Pardon, kırmızı gelemez. Yani göze sadece yeşil geldiği için Muz hangi renk görünmüş olur? Yeşil renk görünmüş olur. Yani buradan şıkları elemeye devam edelim. Peki biber hangi renk görünür? Zaten biberin rengi yeşil olduğu için biber sadece üzerine gelen yeşil ışığı tanır ve onu yansıtır. O da yeşil renkli filtre tarafından geçirileceği için yeşil görünmüş olur. Yani sorumuzun cevabı domates siyah görünecekti. Muz yeşil, biber de yeşil. Sorumuzun cevabı D şıkkı olmuş oluyor. Sarı bir filtrenin XY arasına yeşil, YZ arasına mavi, ZT arasına kırmızı ışık düşürülüyor. Bu bölgeler hangi renk görünür diyor. Şimdi sarı filtre yeşili ve kırmızıyı tanır. Yani kendini oluşturan iki tane renk var yeşil ve kırmızı. Bu ikisini tanıyacak. Yani üstten gelen yeşil rengin geçmesine izin verecek. Dolayısıyla bu bölge sarı tarafından yeşiller geçirildiği için yeşil görünmüş olacak. Bu bölge mavi. Şimdi mavi sarı, mavi tanımaz. Mavi sarının akrabası değil, bir şey değil. Dolayısıyla mavi renk hiçbir şekilde karşıya ne yapamaz, geçemez. Yani bu bölgeye hiçbir ışık gelmediği için bu bölge siyah olarak görünecek. Unutma. Şimdi burada kırmızı var. Kırmızı sarıdan geçebilir mi? Tabii ki geçer. Çünkü kırmızı sarıyı, sarı kırmızıyı tanıyor. Dolayısıyla kırmızı ışık karşıya geçebilecek. Bu bölgede kırmızı görünmüş olacak. Yani sorunun cevabı XY bölgesi yeşil, XZ bölgesi siyah, ZT bölgesi de kırmızı olarak bulunmuş oluyor. Buraya geldiğinde bir gözlemci kırmızı, yeşil ve mavi renkli zemine siyan filtre. Filtremizin siyan olduğunu yazalım. Siyanın da mavi ve yeşili tanıyacağını unutmayalım. Gözlemci filtrenin renkli zeminler üzerine gelen 1-2-3 numaralı bölgelerini sırasıyla hangi renkte görür? Şimdi alt tarafta mavi renk var ama mavi renk siyandan geçebilir mi? Olay bu. Mavi rengi siyan tanır mı? Tabii ki tanır. Dolayısıyla mavi rengin ışıkları karşıya geçebilecek. Yani bu bölge mavi olarak görünmüş olacak. Çünkü mavi buradan geçebiliyorsa bu bölge mavi olarak görünür diyebiliyorum. Şimdi ikinci bölgeye geldiğimde kırmızı ışık siyandan geçebilir mi? Siyan kırmızıyı tanımaz. Anası değil, babası değil. Nereden tanıyacak? O zaman siyan diyor ki ben kırmızının geçmesine izin vermem. Peki izin vermezse ne oluyor? Oradan hiçbir ışık geçemediği için o bölge siyah görünmüş oluyor. Üçüncü bölge yeşil ışık gönderiyor. Siyan yeşili tanır mı? Bakıyorsun tanıyor. O zaman geç diyor. Seni ben tanıyorum. O zaman bu bölgede yeşil ışıkla aydınlanıyor. Dolayısıyla mavi, siyah ve yeşil olarak sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Buraya geldiğimizde sarı filtre şekildeki gibi yeşil ve kırmızı ışık düşürülmektedir. K noktasından beyaz topa bakan göz topu hangi renkte görür? Şimdi sarı filtre neyi tanıyordu? Kırmızıyı ve yeşili. Haliyle bunu bir yazalım. Daha sonra buradan gelen yeşil geçebilir mi? Evet geçebilir. Yeşili tanıdığı için topun bu tarafı yeşil ile aydınlanmış oluyor. Diğer tarafına baktığımızda kırmızı geçebilir mi sarıdan? Evet kırmızıyı tanıyor. Dolayısıyla kırmızı ışık da bu tarafa ulaşıyor. Yani bu topun sol tarafı yeşille sağ tarafı da kırmızı ile aydınlanmış oluyor haliyle sorunun cevabı B şıkkıdır diyoruz ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Hoşça kal.